Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bir arkadaşımın bir ürün çıkarıyor. Yani bir gıda üzerine bir ürün çıkarıyor. Onun da lansmanı ve seminerini veriyor. Ya lansmanı değil, seminerini veriyor. Oraya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Soğudum, tamam. Sima. Üstündekini çok beğendim, ceketini. Güzel olmuş, yakışmış sana. Altını sadece pek şey yapamadım, yani sevemedim. İlk akla gelen şeyi yapmışsın. Yani aslında ilk aklına gelen değil de şöyle bakıyorum olaya. Ben bunun altına dar bir şey giyebilirdim ama ceketi biraz uzun tutmak istedim. O zaman benim boyumu daha kısa gösterecekti. En azından İspanyol olunca belki boyumu daha uzun gösterir diye. Yoksa ben zaten düşünebiliyorum başka neyle kombinleyebilirim diye. Ama sırf boyunu uzun gösteriyor diye hep İspanyol. Ama ceketi uzun tutunca da dar bir şey giydiğimde boyumu kısa gösteriyor oluyorum. Neden kısa göstereyim daha da çok? Şimdi sırf sana yakışıyor. Sen peki neden boyunu uzun göstermek için apartmanlarla geliyorsun? Boyumu uzun göstermesi için yapmıyorum. Benim zaten bacak boyum uzun olduğu için. Benim zaten bacak boyum uzun olduğu için. Herkes ben dün gördük Neda'nın yanında sinek gibi kalmıştım. Güzel duruyor Ayşegül. Geçen söyledin ya boylarımızda fazla bir fark yok. Fark yok, doğru. Ama benim vücut yani proporsiyonuma neyse, göre. Neyse güzelliğimizi, fiziğimizi yarıştırmayalım. Yarıştırmıyoruz ama ben de birazcık efendim dokunmak istiyor insanlar. Derken? Hep güzelim demiyorum şu anda. Ama ben başka öyle diyorsun şey ya, çok kötü görünüyor. Farkında mısın? Ne kötü görünüyor? Ben sana yani mı sordum nasıl görünüyor güzelim diye. Yani Çiğdem böyle şu anda görünüyor. Ben Ayşegül'le konuşuyorum ve ikimiz de kendimizi iyi anlatıp birbirimize anlatıp gerçekten bir şey söylemeyeyim diye uğraşıyorum ama insana devamlı kendini sana burada, güzelim güzelim güzelim. Tercümana burada gerek yok. Güzelim güzelim güzelim. Yani. Bir sezon boyunca biz güzelim, bunu güzelim anlatmaya çalıştık. Ama kabul edelim öyle. Öyle bir şey öyle demedim ben hiçbir şu anda. Hiçbir şey izlemedin hayır, mi kendini bunu söyler? Bacaklarım... Sen bunu yapmaktan sıkılmadın mı Çiğdem? Durmadan yok sıkılmadım. Kenardan sen bunu yaptığın sürece evet, ben sana bunu sen söyleyeceğim. Sen bundan sıkılmadıkça ben de biraz bundan sıkılmayacağım. Biraz birileri söylesin sana çok güzel bir kızsın. Bak arkadaşımız geldi buraya. Ben öyle bir şey söylemiyorum ben de şu anda. Gülay şey Gülay'a güzelsin dedik ağzını açıp daha bir güzel güzelim demedi kız yani. O onun Gülay dünya verdiği şeyi ve onun verdiği şeyi. Yani demedi göre, anlıyor Nihal, musun? Başkasına göre, bırak bir göre. Başkası söylesin devamlı Çiğdem, güzelim derken bir de üstüne gülümseyerek böyle çekinerek söylüyorsun Sima, ya. Sima bir şey söyleyeceğim. Olmuyor yani. Ama gerçekten Gülay senden daha güzel. Yani bu podyumda en güzel kız sen değilsin. Senin sezonunda olabilir diyeceğim sana ama o da değil. Sana göre öyle Ayşegül. Efendim? Sana, sen Neda'yı tamam da şey... Arkadaşlar lütfen. Ya hayır, tartışmaya bir de güzelliği kapalı bir konu. Da bence tartışmaya böyle kapalı bir konu. Yani. Başka Sima bir şey en güzel. Mütevazı olmak bence her zaman daha güzeldir. Sen mütevazı olamadığın için bana göre güzel de gelmiyorsun. Bence sakin olan insanlar daha güzel görünüyor. Sen sakin olduğunu mu düşünüyorsun boşluk sen bırakmayan Sima? Sen kendi konuşmanı izliyor musun Ayşegül tabii kenardan? Tabii ki izliyorum. Belli tabii çok ki izliyorum. İzlediğin. Sen geldin beni bastırdın. Her defa izledikçe çünkü üstüne belki bir şeyler katıyorsun. Belki insanlar bana teşekkür etmiştir. Evet, kıyafetle ilgili yorum yapıyordun. Bitti mi? İspanyol paçadan başka sana hiçbir şey yakışmıyor. Vücuduna yakıştıramıyorsun. Hayır, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok, öykün desin, ne olur desin, öyle görünsün, bırakın desin. Benim kendimle peki, ilgili kusurum varsa da kabul ediyorum. Tamam. Sen peki öyle söyle, ne güzel. Bana hiçbir şey yakışmıyor dedin değil mi? Sen golü attın, ben bir şey yapmayacağım. Kahkül çok yakışmış sana. Teşekkür Kahkülü ederim. Yakıştırıyorum sana. Teşekkür ederim. Ay ne güzel değil mi? Çevirip kazı yanmıyor ya. Gerçekten bir acıtasyon problemin var. Sanki annenin karnından doğduğundan beri acıtasyon yapıyormuşsun, enerjisi veriyorsun. Hayır, dikkat çekmeye çalışma. Acıtasyonun ne olduğunu sürekli anlamadım dışlanmış ben şu anda. Yok, hayır, dikkat çekmeye hayır, ben sürekli hayatının her bir köşesinde sen böylesin bence. Çünkü burada böyle bir yerlere burada gelmeye en çalışıyorsun. Burada en pozitif olmaya çalışan ve en acıtasyon yapan olarak sana ödül vereceğiz tamam burada. Peki. Ağla biraz da sen şimdi de kenarda şimdi başta konuşmaya. Her bir yorum yaptığımda Ayşe'nin onlardan... Antipatik hareketler bak, şey sergileme. Çiğdem kenardan söyle. Sana bak mı soracağım Ayşe'nin antipatik hareketler sergilersen antipati uyandırırsın. Kusura bakma. Sana sormuyorum Ayşe'nin. Bırak uyandırsın. Niye uyarıyorsun ki? Bırak uyandırsın yani. En azından insanlar kimsenin üstüne gitmediğimizi ay, anlar. Ay o da bir şey yapıyoruz sanacaklar. Öyle izliyorlar niye ki. Niye sansınlar? Şimdiden kendilerini savunmaya geçiyorlar. Yani. Demek ki öyle bir şey veriyorlar ve kendilerini savunmaya geçiyorlar. Boş yani. Maşallah. Çok sağlam ve seri hareketlerle çözmüşsünüz kodları. İki dakika bayağı karşılıklı önceki, izliyorum yani maçı. İki dakika önceki arada seyirciler herkese gitti sarıldı. Seyirciler de umarım. Herkese sarılmadı. Herkese gittin sarıldın. Gelene götüne sarıldın. Özden'e sarıldın. Gittin Aycan'a mı ne birine sarıldın. Aycan'a niye? Aycan şurada, benim Galatasaray'ım. Gülay sana mı sarıldı? Geldi içimden geldi diyor. Ne hayır ben orada sen dışarı ya çıktım. Dedim ben yani dışarı çıktığımda buraya gelmeden önce içeride gardırop giyinme odasında
Gülşah'a sordum nasıl oldu. Gülşah bana iyi bir motivasyon verdi. Sarıldı. Dedi ki çok güzel olmuşsun dedi. Şu anda çıktıktan sonra da içimden geldi. Şey Ayşenur'dan izin almayı unuttum. Gülşah'a sarıldım dedim Özden'e ki. Özden'e gittin sarıldın içimden Özden geldi. Özden burada geldi. Herkese. Özden'e demedim hayır. Gülşah onu dedim. Burada böyle konuşup konuşup. Özden de, yanı, Özden de yanımdaydı. Hoşuna gitmiş işte Özden anlamıyorum. Herkes öyle bir şey demediler ilgi, burada. İlgi, şefkat bekleyen modu bekleyen moddan çık. Böyle hareketler ben sergilediği sürece kimse sana ilgi göstermeyecek. Sürekli yüzün asık birisinden ben ne şefkat benim yapım ki. Bu soğuk sen bir. Sen anne misin? Kimden şey sen? Şey soracağım sana burada iki gün güzel değilsin desek senin de suratın asık olacak. Gerçek kendi bildiğin şey öyle diyor mesela ne bileyim Gülşah öyle dedi. Geçen Özden de yorum bildirdiğinde öyle bir şey demişti ama şu anda ben onlara karşı ağladın şey unutmuyoruz. Hayır ben ona ağladım, ağladım. Unutmuyorum. Bana kötü şeyler söylüyorlar bana böyle ben yapışıyorlar. Ben Çiğdem'in söylediğine ağladım küçük sima. Ayşegül. Küçük sima. Herkes Çiğdem'in söylediğine ağlıyor zaten. Kızlar ilgi ve şefkat bekliyor. Tamam aynı anda konuşmayın yeter. Aynı anda konuşmayın. Neyim pardon? Yoruldum. Ne dedi o arada da hakaret ediyor duymuyoruz. Taklitte de çok başarısızsın Ayşegül. Oyuncu olmak istemiyorum. Senin gibi Türk lokumu varken bana gerek yok diye düşünüyorum. Aynen bence de sana gerek yok canım. Kıskançlığınızdan şu anda ne yapacağınıza şaşırdınız. Kıskan tabii canım. Kime ben kıskanıyor seni Sima? Geçen gala gecesinde. Kim kıskanıyor ben seni? Ben kıskanıyorum. Şöyle anlatayım. Gala gecesinde ben geldiğim kıyafetten gerçekten çok beğenerek giyinmiştim. Ve içeri girdikten sonra gerçekten içeridekilerin yani mesela şöyle anlatayım. Şimdi yanlış anlaşılacak yine. Şefkat verdiği için değil. Şimdi geldiğimde yüzüme gülen insanlar... O kıyafeti giydikten sonra bana bir bakışlarla baktılar. Allah'ım dedim bu ne? Dedim kesin dedim bu şeyde Gülay'ı kurtaracaklar zaten. Ve gala gecesinde de bunu gördüm. Sana herkes yani kıyafetin çok şey güzeldi içeride. Kendim sana herkes çok güzel dedi kıyafetin içeride. Gülşah bana kaç kere söyledi Sima'yı çok beğendim. Birkaç kişi daha söyledi. Niye seni kıskanalım? Kıskansak ne işte güzel Gülşah zaten söyleyelim. Gala'da öyle bir şey gerçekten söylemedi. Sizler söylediniz. Üzülüyorum senin adına biliyor musun? Ya ben kıskanıyorum. Çiğdem ben sana hiç üzülmüyorum. Ay ben o kadar tamam, kötü yorumdum. Giyiyorum ki zaten. Daha seninkini görünce bir kıskandım anlatamam yani. Böyle komik bir şey olamaz ya. Sima öyle şeyler söylüyorsun ki. Tamam. Bak burada biz konuşuyoruz ya devam ettiklerinizi. Sima gelince konuşuruz. Peki bir geldi, başka yorum oldu alalım. Emel. Takımın güzel. Teşekkür ederim. Çantayla da renk vermişsin. Saçın, makyajın da güzel. Teşekkürler. Acan. Ben ceketine bayıldım. Ben de böyle bir ceket diktirecektim. Yani söylemiştim. Çok güzel durmuş üstünde gerçekten. Bence İspanyol paçayla da güzel olmuş. Çünkü darla da olabilir ama boyu daha çok uzatmış gerçekten. Çantanın da güzel, kahkülün de güzel. Ben seni bugün beğendim. Teşekkür ederim. Ayakkabını da görebilir miyiz gitmeden? Tekrar. Peki. Hazırsan geçebiliriz. Hazırım. Ayşegül Doğan, ayakkabı 89 lira, pantolon 100 lira, çanta 150 lira, ceket 200 lira. Ayşegül hoş geldin. Nereye gidiyorsun? İşte bir arkadaşım gıda ile ilgili bir ürün çıkarıyor. Onun seminerini veriyor. Ben de oraya gidiyorum dinlemeye. Canım. Efendim. O kadar güzel yakışmış ki o pantolon, yok, ceket inanamadım. Teşekkür diktirdin ederim mi bunu? Diktirdim. Bravo sana. Kim diktiyse de eline sağlık. Teşekkür ederim. Kumaş çok güzel bir double bir krep kumaş. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bayıldım. İçeriden bir siyah çanta var onu getirin. Ben o çantayı üstünde bir sevemedim. Nedense bilmiyorum ama böyle bak o kadar klas ki. Ayşegül sana inanamıyorum yani hakikaten. Geçen günkü o şeyin bir siyah beyaz giymiştin. O rüyalarıma girdi ama beni. Ama ben onları neden yapıyorum biliyor musunuz Duran'ım? Farklı bir şey olsun diye. Ayşegül onu giymeye hakkın yok. Evet doğru. Neden yok? Ben de biliyorum bacaklarıma yakışmadığını aynaya bakınca görüyorum yani, ama. Yani herkes ne diyoruz tipine, vücuduna, iskeletine göre, yaşına, başına her neyse ama bir şekilde... yani o kadar eleştiriye açık ki yani var ya kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak yani çünkü herhalde niye? Herhalde şöyle bir fok balığını yanına koyacaklar yani sonra beni. Yani diyorsun ki gel beni döv. Gel bana vur. Aynı öyle yani ne hakkım var. O tayt şey olsaydı tulum olsaydı ha bir dereceydi ama o ne iddia yani.
Yani ha ben giymişim ama sen giymişsin o mayoyu yani. Ay yani yok böyle bir şey. Evet o çantayı verin. Bak ben isterdim ki ben böyle bayılırım böyle çantalara. Çanta koy da o kadar güzel. Seninkini bir zahmet yiyerek şöyle kenara koyuver. Bu çanta siz kalacaksın biliyorsun. Böyle çanta şey tutulur yani bebeksi tutulur. Size çanta tutmasını da mı öğreteceğim? Her neyse çok beğendim ama. Teşekkür ederim. Keşke derim ki topuzun daha bir tepeden olsaydı hafif fark onu Kemal söyler zaten. Ya topuz yaptıracaktım ama sonra dedim ki açayım hani çok da şey abiye gibi yani, şöyle yaptıracaktım normalde. O olsa daha iyi olurdu ama şu halini gerçekten çok beğendim. Seni tebrik ediyorum ve tebrik ediyorum. Eğer çantan olmuş olsaydı tam sana 10 verirdim 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Ama o çeneni ne yapacağız? Teşekkür ederim. Evet Ayşegül. Belki çok konuşuyorsun. Belki konuşarak arkadaşla kırıyorsun. Belki çok abartıyorsun. Ama bugün hakikaten muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ve her şeyin üstünde sen bunu 300 TL'yle evet. diktirdin. Evet. Alkışlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hakikaten hakkın. Evet. Ben de çantandan daha iyi çanta olursa 10 verirdim ama teşekkür muhteşem ederim. Görünüyorsun. Teşekkürler. Kalbim çok yakıştı. Teşekkür. 9. Söylenecek söz yok. Gerçekten Nur'un çantasıyla da bir efsane oldu evet. stylingin. Çok beğendim. Hafta arası bu puanı vermem. Normalde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür Bravo. Ederim. Bravo.